Sen Anlat İstanbul'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün FMK karavanımızla beraberiz. Karavanımızın donanımlarını tanıtıyoruz ve bu videomuzda sizlere karavan tentesi nasıl açılır ve hangi karavan tentesini kullanmayı tercih ettik. İthal malzemeler var, yerli malzemeler var. Bizimki yerli, birazdan ayrıntılarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Haydi başlıyoruz. Korona morona derken yaz da geldi. Artık güneşin altında da durulmuyor. Şimdi ilk kez tentemizi açacağız. Bakalım nasıl bir şey olacak. Sadeciğim, o taraftan şimdi sen demiri şey yapacaksın, tamam mı? Şey yapsana. Bak şunu şöyle tut. Şöyle dursun, şu kapıya takılmasın Saadet. Ama biraz daha ortaya gel. Ortaya gel. Kurtar kapıdan. Tamam. Şimdi insin. İndir. Bırakayım mı? İndir. Şimdi bak ne yapıyorsun biliyor musun? Sanki bu taraf inmedi. Bak Saadet. Aa, takıldı mı? Evet. Oha, yanlış yere sarmış. Arkadaşlar, tente boka sardı. Şimdi Saadet açacağım. Sen orayı böyle bu tarafa doğru çekeceksin. Çık şu basamağa. Çek yavrum. Ama aç yani, terse şey yapma. Oha, böyle bir salaklık var mı abi? Tamam, çekiyorum. Doğru yapıyorum ben, değil mi? Şu an düzelmeye başladı Fatih. Evet abi. Benim elimi bekliyormuş gençler. O taraf durdu. Yok abi, çünkü bu taraf fazla şey sarmamış biraz abi. Daha biraz daha düşün. Yapabilirsin, nasıl yanıyorum. Oldu. Yapayım mı? Abi sararken demek ki düzgün sarmak lazım bunu, yoksa oradan da çekmeniz şey lazım Fatih, Saadet'in tarafından. Evet, tut bir. Tut. Çek. Aç. Açayım. Tenteyi. Aç. Şu anda sarıyorsun. Şu anda düzledi herhalde değil mi? Az önce yanlış sar. Yani bir önceki seferde yanlış sarılmış. Neyse, deneyerek öğreniyoruz. Arkadaşlar, bu tente içi dirseksiz tente. Dirseklilerde her zaman uyarı yapılıyor. Uyarı da şu. Herhangi bir sert rüzgarda dikkat edin, mutlaka tenteyi kapatıp kırarsınız diye. Bunda şöyle bir şey var, birazdan göreceksiniz, o dirsek aparatları, arabaya sabitleyeceğimiz şeyler. Bunda rüzgar en fazla bir tenteyi bir havaya kaldırır, bırakır. Kırılma vesaire gibi bir şey söz konusu olmayacaktır. Şimdi Saadet, onu bırakabilirsin, arabaya yasla. Dikkat edin, atma. Şimdi bak, o elindeki şeyi alıyorsun. Bak şu ucunu. Tamam. Bak şuradaki vidayı söküyorsun. Arkadaşlar, şimdi bunu buraya monteleyeceğiz. Tabii denizin de bize bırakması lazım. Yavrum, sıkıştırdın mı? Evet, oldu. Tamam mı? Şimdi bak, kaldırıyor. Bak alttaki, şu alttaki somunu açıyorsun. Tamam mı? Şimdi açayım mı? Aç. Alttaki somunu açıyorsun, o kelebeği. Tamam. Çıkart bunu, içindeki vidayı. Tamam. Bak şimdi, arabanın şurasında şey var. Gördüm. Oraya takıyorsun. Ve somunu vidalıyorsun. Tamam mı? Oldu mu yavrum? Ha, şimdi vidayı takacağım. Tamam mı? Sardın mı? Tamam. Tamam şimdi. Bak Saadet. Bak şimdi şu üstü tutarak, bak şu üst tarafı tutarak. Evet. Üst, şunu tutuyorsun, şunu. Tamam. Şunu aç. Şimdi içinden bunu çekmeye başla. Kaldır. Şimdi dışına çıkartma ama. Yok, çıkmadı. Sık. Oldu mu sana cillop gibi tente? Şimdi yavrum, bagajda sandalyemiz var. Sandalyemizi verebilirsin yavrum. Bunu mu çıkarayım? Ver. Şimdi bütün sandalyeleri ver. Deniz. Deniz bak sen, bak Deniz sandalyeni al. Al sandalyeni oğlum. Alıyorum. Hadi aç oğlum sandalyeni.
lastiği çıkarmam lazım benim. Şunu açmam lazım. Çıkarmam lazım. Anne ben çıkartamıyorum. Yapabilirsin. Ya, gel beraber yapalım oğlum. Bak nasıl yapacaksın? Bak. Bak. Bak bu lastiği çıkarıyorsun. Çıkarttın mı oğlum? Bak şimdi sandalyeni aç. Hadi oğlum otur sandalyene. Bu kime? O babanın. Onları da aç yavrum. Arkadaşlar bu tente karavanda öyle çeşitli malzemeler var ki özellikle karavan için üretilmiş özel malzemeler uçuk fiyatlarda, ulaşılamayacak fiyatlarda pahalı. 5-6 bin liralara karavan tenteleri var. Yani tabii bunları yapan ustalar, sipariş verdiğimiz yerler vesaire şey diyebiliyor. Yani ithal parasına göre de kaliteli ama bir parçası kırıldı mı dünya kadar uğraşabiliyorsun. İşte yok yedek parçasını getirmek, yok hassas olabiliyor vesaire. Bizim bu tentemiz yerli üretim. En büyük avantajı kırılma gibi bir derdi yok. Nedir o? Dirsekleri yok çünkü. Ağırlık oluşturmuyor dirsekten dolayı. Biz buna ne kadar verdik? Bu aşağı yukarı 3 metre, 4 metre. Bizim buna ödediğimiz ücret 1800 lira civarında. Yani 1800 liraya böyle bir tenteye sahip olabiliyorsunuz. Yerli üretim arkadaşlar. Yerli ve milli sermayeyi kesinlikle destekliyoruz. Rüzgarda en fazla arabaya doğru yaklaşır. Başka da bir şey olmaz. Ne kırılma yapar ne arabaya zarar verir. İşte bir şey olacağını sanmıyorum. Siz de eğer ki arabanıza, karavanınıza tente yaptıracak olursanız bu yerli karavan malzemesini değerlendirebilirsiniz. Yerli emeğimiz kazansın. Arkadaşlar karavanda tente nasıl yapılır? Yerli mi? İthal mi? Karavan tentesi kaç para? Nasıl açılır? Böyle kısa bir video yapmaya çalıştık. Umuyorum videomuz hoşunuza gitmiştir. Karavan hayatına başladık. Artık bu videoların ardı arkası kesilmeyecek. Devamlı gelmeye devam edecek. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Eğer kanalımıza abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın lütfen. Kendinize çok iyi bakın. Sen anlat İstanbul. Biz karavanla gezelim.